Değerli izleyiciler, Güne Bakış tüm hızıyla devam ediyor. Çok değerli bir konuğumuz var. Az önce anonsumuzda belirtmiştik. Sokak röportajlarının ardından da kendisi stüdyomuzda. Sayın Melike Seylan, profesyonel koç eğitmeni ve yaşam koçu, öğrenci yaşam koçu daha doğrusu. Nasılsınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim, siz? Nasılsınız Selim Bey? Çok teşekkür ederiz. Böylesi konularla gündemde olmak, bunları işlemek bize mutluluk veriyor. Çünkü olumsuz haberlerden dolayı artık bizim de birazcık rahatsızlığımız var. Sürekli olarak dile getiriyoruz ama haberci olarak da bir şeyleri sürekli olarak gündemde tutmak gerektiğinde tutabiliyoruz. Şimdi yarın karne, evet, günü. Minicik yavrucaklar, genç adaylar karnelerini alacaklar. Kim üzülecek, kimi sevinecek neticesinde. Bizde neler yapılması gerektiğini, bunları konuşacağız. Öncelikli olarak başarı ve başarısızlığı bir konuşalım. Bunun nedenlerine vurgu yapalım dilerseniz. Tabii. Evet, gündeminiz çok yoğun. Biz de takip ediyoruz. Ülke gündemi çok yoğun. Ama tabii ki bu hafta da hani öğrenciler için, öğretmenler için, veliler için çok önemli bir hafta. Yarın çocuklar karne alacaklar. O yüzden hani bu konuyu işlediğiniz için de teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çünkü hani önümüzdeki bu 15 günlük süreci nasıl değerlendirmeleri gerektiği de çok önemli öğrencilerin. Şimdi yarın karne alındığında bir başarılı bir öğrenci grubu olacak. Bir de başarısız demeyelim de hani kendi geliştirmesi gereken dersler olan bir takım öğrenci grubu olacak. Şimdi en başta hani şuna düşünmek gerekiyor. Neler yapmalı tamam önemli de hani bir çocuk niye başarılı olur? Bir çocuk niye başarısız olur? Hani bunun etkenleri nelerdir? Önce bunu konuşmak lazım bence. Bir öğrenci niye başarısız olur açıkladığımız zaman tam tersi de niye başarılı olduğunu zaten açıklamış olacağız. Şimdi eğitimi şöyle biz ele alırız. Sac ayağı deriz eğitimde. İşte birincisi bu sac ayağın ilk ayağı kim? Hmm. Öğrenci. Elbette kendisi. İkincisi okul. Üçüncüsü de aile. Hani bunlardan biri olmazsa bu hiçbir şekilde düzen, sistem ayakta duramaz. Yani üç ayağın da çok sağlam olması gerekiyor. Yani biz başarısızlığa ve başarıya baktığımız zaman şöyle diyeceğiz, bu üç ayağı da değerlendirmek zorundayız. Yani çocuğun üstünde işte bir takım yorumlar yaptığımızda, işte çocuk neden başarılı olmuyor, niçin olmuyor dediğinizde bir de öbür taraflara da bakmak gerekiyor. O yüzden ben üç boyutta ele almak istiyorum. Öğrenci niye başarılı olur ya da niye öğrenci başarılı olamaz? Başarısıza ağzım gitmiyor fark ettiyseniz. Niye başarılı olamaz bir çocuk? Kendisinden kaynaklanıyor olabilir. Bu kendisinden kaynaklanan fiziksel özellikler olabilir. Bu ne olur? İşte bir takım... Sıçınızı biraz geriye atarsak tamam. Mikrofona cızır cızır sesler gelmesin. Tabii ki. O güzel sesinizi netçe duyalım istiyoruz. Teşekkür ederim. Tabii ki ne olur bu fiziksel özellikler? Mesela demir eksikliği çok etkilidir öğrenmede. Yani bir çocuk başarılı olamıyorsa belki demir eksikliğinden kaynaklanıyor olabilir. Omega 3 eksikliği olabilir. Tabii çok etkili. Yani o yüzden ben mesela yılda bir kere mutlaka öğrencilerime diyorum ki şey yapın. Demirinize ve omega 3, B12 hafıza için mutlaka yapılmalı. Hani yazın ben söylemiştim öğrencilerime yaptırmalarını ama eğer yaptırmadılarsa hani bizi dinleyenler de işte bu 15 günlük tatilde bence çocukların kan değerlerine bir baktırsınlar. Hafıza için, öğrenme için, dikkat için bu kandaki değerler çok önemli. Kesinlikle. Buna dikkat, yani. Kesinlikle çok önemli. Bunu periyodik aralıklarla yaptırmak gerekiyor. Yılda bir kere. Tabii yılda bir kere. B12'si düşmüş olabilir, omega 3 olmayabilir vücudunda. Demir eksikliği de mesela dikkat problemi yapar. Öğrenmede zorluk çıkartabilir. Buna dikkat etsinler. Fiziksel özelliklere baktığımızda mesela beslenme alışkanlığı çocuğun. Çocuk başarılı olamıyorsa... Bu çok basit beslenme alışkanlığından bile kaynaklanıyor olabilir inanın. Çünkü çok fazla böyle katkılı işte yiyecekler tüketen çocuklarda dikkat eksikliği oluştu. Hiperaktivite ve dikkat eksikliği oluştu kanıtlanmıştır. Çocukların mutlaka çok güzel beslenmesi gerekir. Yani fiziksel olarak çocuğun dengede olması gerekiyor. Buna dikkat etmek lazım. Başarılı çocuk iyi besleniyordur mesela. Bu da bir etkendir. Bunun yanında mesela görme ama bozukluğu olabilir, aile fark etmiyor olabilir. Çok yoksul ailelerden de çok başarılı çocuklar çıktığını görüyoruz, iyi yani, beslenemediği halde. Çocuk yoksuldur ama ailesi ona sürekli cips yedirmiyordur. He,
O açıdan bakmak yani, yani sürekli bisküvi yemiyordur, sürekli cips yemiyordur, sürekli hamburger yemiyordur. Mesela hamburger içi inanılmaz katkılı. İşte sürekli asitli içecek içirmiyordur ailesi. Yine kendince maddi durumu yoktur ama dengeli beslemeye çalışıyordur mesela. Elinde hamur açıyordur, çocuğuna ekmek yapıyordur gibi. Anladım. Katkılı şeyler yedirmemek gerekiyor. Buna dikkat edelim. Mesela görme bozukluğu olabilir ama fark etmiyor olabilir aile. Yani ortaokula sarkan görme bozukluklarına şahit oldum ben. Yani çocuğun görme bozukluğu var, ortaokula gelmiş ama hala fark edilmemiş. Lütfen göz mutlaka... O çok önemli gerçekten. Göz kontrolü yılda bir kere mutlaka yaptırmak lazım. Çocuğun fiziksel özelliğiyle ilgili bir de ne olabilir? Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu deriz biz. Bu fark edilmiyor olabilir de çocuğa işte çok yaramaz, tembel gibi etiketlemeler yapıyor olabilir aile ya da öğretmenleri. Halbuki çocukta belki de dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var. Özgül öğrenme güçlüğü yaşıyor olabilir çocuk. Bu da fark edilmemiş olabilir. Bunun için mutlaka bir uzmana gitmesi gerekiyor. Başarı ve başarısızlığın temel nedenlerini böyle adlandırabiliyoruz. Daha çok var çocukla ilgili olabilecek. Mesela öğrenilmiş çaresizlik yaşıyordur çocuk. Bu yüzden başarılı olamıyordur. Öğrenilmiş çaresizlik de çok yaygındır çocuklarda. O ne demek? Ben daha önce denedim, matematik örnek olarak verecek olursak. Daha önce matematiği yapmayı denedim. Olmadı. Bir daha denedim, yine olmadı. Tamam, olmayacak, ben matematiği yapamıyorum. Bu öğrenilmiş çaresizlik. Ama halbuki senin yaşın artık daha büyüdü. Artık ortam değişti. Senin yaşın büyüdü, öğretmenlerin değişti. Bir daha çabalayabilirsin, belki artık yapabileceksin. Evet. Ama çocuk diyor ki ben yapamıyorum. İşte bunu yaşıyor olabilir. Sosyal çevresiyle ilgili, akranlarıyla ilgili bir sorun yaşıyor olabilir. Yani başarıyı elde edemeyen bir çocuk ders çalışmıyor, bundan kaynaklanıyor değil. Çok fazla etken var. Çalışma ortamı uygun olmayabilir. Hı hı. Isısı, ışığı, dikkat dağıtıcı unsur var mı acaba ortamında? Mesela ben şey demiştim çocuklarıma, çalışma odanızı çekip bana atın demiştim bu sene. Attılar, bir öğrencimin masasının üstünde bir tane printer var burada. Printer duruyor. Dedim ki, bir de karşısında böyle biblolar falan var. Dedim ki o masadaki ne? Printer. Dedim orada olmalı mı? Olmak zorunda mı? Yani hani kolay olsun çıktı aldığım zaman diye ailem oraya koydu. Dedim ki tatlım, onu masanın yanında küçük bir sehpa koyup oraya kaldırabilir misin? Çünkü oradaki o printer onun dikkatini dağıtacaktır. Biblolar. Biblolar aynen, ferah, böyle temiz, güzel bir çalışma masası olmalı. Geniş olmalı yani. Bu bile etkili için olabilir. Çalışma odası yoksa çalışma köşesi olsun mesela. Mutfakta bile çalışıyorsa bir örtü sersin, annesi onun üstüne çalışsın. Genelde mutfakta çalışmayı çocuklar çok sever. Evet, severler. Aileler de mutfakta vakit geçirmeyi seviyor. Kopmak istemiyorlar çünkü. Yani mesela ailelerin hep söylediği, birazdan yine geliriz de, hocam odasına gidip ders çalışmıyor. Tamam, siz ne yapıyorsunuz o arada? Biz de bütün gün yoruluyoruz canım. Yani biz de bir oturup keyif yapıp televizyon izlemek istiyoruz. Ha, çocuğunuz yorulmuyor o zaman. Yani bilmiyorum, biz çalışıyoruz, o yoruluyor mudur? Tabii ki yoruluyor, tüm gün sandalyede oturarak, masada sırada oturarak ders dinliyor. Hem beyinsel olarak hem fiziksel olarak bir efor sarf ediyor. Belki o da yorgun ve şunu görüyor. Yorgun gelindiğinde dinlenmeli. Bunu almış çocuk. Yani bu tutumu öğrenmiş, bu davranışı öğrenmiş ve gitmek istemiyor. Siz dinleniyorsunuz, ben de dinlenmeliyim diye düşünüyor belki. Yani. Evet. Yani hani odasına gitmiyorsa da sebepleri araştırılmalı. Hani bu çocuktan kaynaklanan etkenler, doğru ders çalışma alışkanlığını bilmiyor olabilir. Mesela matematik dersi okunarak çalışılmaz. Yani Türkçe dersi gibi ya da sosyal dersi gibi okuyarak çalışılmaz. Çok fazla örnek soru çözmen gerekir. Yanlış çalışma alışkanlığı, stiline uygun çalışmıyor olabilir. Öğrenme stilleri var, görsel, işitsel ve dokunsal, kinestetik diye. Yani çocuk görseldir, hep işitsel çalışıyordur. Çocuk işte dokunsaldır, hep işte görsel çalışıyordur. Kendi stiline uygun çalışmıyordur. O yüzden başarı elde edemiyordur. Yani çocuğun kendiyle ilgili başarıyı elde edememesinin çok fazla sebebi olabilir. Melike Hanım, bir sürü sebep var şimdi. Bunları saydınız, sıraladınız. Bundan sonra da yapılması gereken mutlaka bir çözüm yolu bulunur. Tabii. Ok yarın karnı alındıktan sonra daha net ortaya çıkacak çocuğun durumu. Tabii. Gerçi artık e-okul muydu? Aha. Oradan bakabiliyor veliler. Aynısı da karneye yansıyacak. O karneler gelecek. Herkes de e-okula girip bakmıyor velilerin.
karne kötü ya da karne çok iyi, ailenin yine klasik olarak soracağım size, davranışı nasıl olmalı? Şimdi davranışı nasıl olmalı ama bunun öncesinde o sac ayağının o bölümünü, yani siz üstünüze düşen bölümü ne kadar yaptınız? O karnenin notu ailenin de mi notu demek? Tabii ki ailenin de notu. Hı. Bu bir gerçek yani. Bu bir ekip ve şey, çocuklar hani zaten çok genetik bir takım şeyleri getiriyorlar doğuştan ama çocuk hani hamur gibi şekillendirmek gerekiyor çocuğu. Çocuk sizi model alarak büyüyor zaten. Mesela konuşma, sözcük öğrenimi nasıl oluyor? Aile içinde oluyor, sosyal ortamda oluyor. Şimdi bir çocuğu ormana bırakın, çocuk konuşmayı öğrenemez değil mi? Çünkü sizi model almamıştır, tek başınadır. Aynı konuşma gibi diğer davranışlar da model alarak öğrenilir. Yani çocuk şiddet gösteriyorsa şiddeti bir şekilde görmüştür. Nereden öğrenecek? Doğduğunda anne karnında da başlıyor sorumluluğunuz. Yani hani bilim adamları diyor ki anne karnında annenin stresi, rahatlığı da çocuğu etkiliyor diyor. Yani ebeveyn olarak sizin sorumluluğunuz çocuk anne karnındayken başlıyor. Sonra doğdu. Siz ne gösterirseniz çocuk o olacaktır zaten. Siz küfür ederseniz çocuğunuz elbet bir gün küfür edecektir. O nereden öğrendi? Sizden öğrendi. Siz kitap okuyan bir ebeveynsiniz, çocuk onu da modelleyecektir. Siz nazik bir ebeveynsiniz, çocuğunuz da nazik bir ebeveyn olacaktır. Davranışlarınızla bunu ona göstermeniz lazım. Nereden öğrenecek yoksa? Genetik faktörler, tamam bunu kabul ediyoruz ama çoğu da model olarak öğrenilen tutum, davranış ve bir takım yapıdır. Bu ailenin alışkanlıklar yapısı... içinde geçerli değil mi? Sigara, geçerli alkol. Maalesef. Maalesef. Çocuk şunu öğreniyor. Mesela yemekten sonra işte zararlı alışkanlığı işte sigara içen bir aile. Tabii ki hani mükemmel olanı kimse yapmıyor ama ben sadece bilsinler diye söylüyorum. Yemekten sonra zevk veren bir şey içilmeli. Bunu mu çocuk öğrendi bir kere. Görüyor, öğreniyor ve bunu yapmaya başlayacak belli bir yaştan sonra. Ha, psikolojide şöyle midir? Her sigara içen anne babanın çocuğu sigara içer. Yani psikolojide böyle bir kesinlik söyleyemeyiz. İçebilir deriz. Yüksek oranda içme ihtimali yüksektir deriz. Yani bir de şey var işine ilginç. Karşısında içiyor ama sakın sen içme, zararlı evet diye anlatıyor. Çocuk da o zaman sen niye içiyorsun diye evet sorunca açıklayıcı bir cevap veremiyor. Karne çok iyi geldi. Evet. 10 numara. Hepsi 100. Takdir gelmiş. Oo, parıl parıl parlıyor. Ne yapmalı? Çok güzel bir ödül mü vermeli? Vermemeli aslında. Yani şey, ödül ve cezanın dengesini de kuramıyoruz. Hani şu an zaten inanılmaz bir hani özellikle şehir yaşantısında, hani köylerde ya da küçük yaşam yerlerinde de olabilir ama başarı odaklı bir hayat var. Ben gerçekten bunu anlayamıyorum. Yani çocuk başarılıysa hayat güzel, başarısızsa kötü. Ya hayatın merkezi çocuğun akademik başarısı olmuş durumda. Gerçekten ben bunu anlayamıyorum. Şimdi çocuğun zaten bu sorumluluğu, bir yaşamı. Yani bunun için dışarıdan bir ödül vermek de doğru değil aslında. Şöyle bir hikaye okumuştum. Yaşlı bir adam işte evinde tek başına yaşıyor. Böyle sessizlik istiyor, huzur istiyor. Karşısında da bir okul var, lise. Okuldan çıkıyor çocuklar her gün. İşte onun apartmanın önünde bir çöp var. Sürekli onu tekmeliyorlar, gülüşüyorlar. Her gün ama. Şimdi çocuklar bunu yapıyor zaten. Çok rahatsız oluyor gerçekten. Ama buna da ne yapabilirim, ne yapabilirim düşünüyor. İşte uyarı yapsa biliyor ki hem çocuklarla da ters düşmek istemiyor. Bir gün iniyor aşağı, diyor ki ya çocuklar ne güzel ses çıkarıyorsunuz, bayılıyorum diyor. Bana da diyor yukarıda diyor böyle bir zevk eğlence oluyor diyor. Aa öyle mi diyorlar. Ben size her gün 1 lira vereceğim. Gelip bu çöpü tekmeleyin diyor. Vallahi. Aa süper, hem sevdiğimiz şey yapıyoruz bir de üstüne para alacağız diyorlar. Tekmeliyorlar, geliyor 1 lira veriyor. Sonra belli bir süre sonra geliyor diyor ki ya çocuklar diyor işler benim durumumda hani ay sonu malum para da yok. 50 kuruşa düşüreceğim size. Siz her gün tekmeleyin 50 kuruş vereceğim diyor. Bozuluyor bunlar. İyi tamam falan diyorlar. Sonra 50 kuruş da vermeye devam ediyor. Aradan vakit geçiyor. İniyor aşağı, diyor ki ya gerçekten bende hiç tahmin etmediğim ödemeler çıktı. Onu da veremeyeceğim artık, ben size para ödeyemeyeceğim bunun için diyor. Bunlar diyor ki ama olmaz ki canım, bedavaya da yapamayız diyorlar ve bir daha asla tekmelemiyorlar.
Şimdi bunu karneye bağlayacak olursak. Bu gerçek bir olay herhalde. Yani ben bunu bir yerde okumuştum ama gerçekten hatırlamıyorum. Gerçek bir olay. Kütüphanemden şu an zeka çıktı. Zeka ürünü bir olay. Yani, doğruluğuna inanıyorum. Evet, yani gerçekten hani şu an çıkan bir şey. O aklıma geldi. Şimdi çocuk zaten içsel motivasyonu var. Çocuk zaten bir şeyi çok güzel yapıyor. Başarılı, içsel motivasyonu onu başarıya götürüyor. Kendisi için yapıyor yani. Çocuk çalışmış, karnesi de güzel. Şimdi siz dış motivasyon yüklüyorsunuz ona ödülle. Ha bunu mu yaptın? Al sana ödül. Çocuk zaten bunu yaptı. Aynı bu hikayedeki gibi belli bir süre sonra çocuk bunu kendi için değil de ödele ulaşmak ya da ödülü kaybetmemek için yapmaya başlayabilir. Yani çocuğunuzun içsel motivasyonu süperse ona karne için böyle çok büyük hediyeler, sen bunu hak ettin gibi hediyeler vermek doğru değil aslında. Hani ödül deyince sadece niye hep maddi boyut aklımıza geliyor? Yani bu yeni bir kavram. Bizim dönemimizde, bizim çocukluğumuzda karne desteği bir şey hatırlıyor musunuz siz? Yani sürekli hani, olarak söylenen yönetmenim Alp'te sağ olsun uyarıyor oradan beni. Hep şu vardı yani klasikleşen, sınıfı geçersen sana bisiklet. Bisiklet, evet. Yanlış ya, bir şey mi? Ama doğru da yani hani ödül deyince niye hep maddi şey aklımıza geliyor? Ne olabilir? Bir yani tebrik etmek, yani manevi. Ciddi gönülden şöyle bakarak. O tamam. Ama öncesinde teşvik etmek amacıyla da vaatte bulunmak i̇şte gerekiyor. İşte o vaatte bulunmak çocuğun iç motivasyonunu bozar. Bir de alamadığını düşünün. Ve stres yaratır. O bisikleti alamayan da çok baba olmuştu geçiştirdikleri evet. Çocukluğumuzda hatırlıyorum. Evet. O da bir travma yaratır. Tabii ki ondan öyle. Sonra diyecek ki bana böyle diyor da nasıl olsa almayacak deme durumu da doğabilir evet. Değil mi? Ya bir de stres yaratır. Ya yakalayamazsam çok istiyor bisikleti ya alamazsam ya beceremezsem ya karnem kötü gelirse. Şimdi biliyorsunuz stres ve kaygı yükseldikçe zaten başarı düşer. Yani çok dengeli olmak lazım. Ödülde de. Şimdi mutlaka hocam ben mutlaka, evet bugün şu saçımı şöyle yapayım. Hayır o güzel sesinizi cıcırtılarla tamam. Kesmek istemiyoruz ondan. Bugün ben mutlaka hediye almak istiyorum çocuğuma diyorsa veli. Yani birazcık böyle anlamlı hediye olsun. Yani maddi bir şey almak istiyorsa da hani Lego olabilir, akıl oyunları, zihin oyunları, dikkat oyunları olabilir. Olabilir ha çocuk 15 gün ne yapacak? Zaten boş vakti de var. O zaman ne yapsın mesela? Çok güzel zihin oyunları var, akıl oyunları var, dikkat oyunları var. Bunlar da olabilir. Önerebileceğiz bir oyun var mı? Reklama girmez sonuç. Girmez mi? Yok. Girebilir. Marka yani, falan mı söyleyeceksiniz? Şöyle söyleyeyim, internete girsinler. Dikkat oyunları, zeka oyunları, akıl oyunları diye aratsınlar. Tamam. Orada çok farklı oyunlar çıkıyor. Çok zevkli, ailecek de oynayabilecekleri şeyler var, oyunlar var. Hem dikkatini geliştirecek, hem hafızasını güçlendirecek oyunlar var. Ona baksın. Ona baksınlar mutlaka. Kitap olabilir. Hani kitap okumayı sevmiyor olabilir çocuk. O zaman oyun türü, Lego olabilir. İlla hani gidip de çocuğa maddi boyutta bir şey almak zorunda değiller. Önermiyorum çok fazla zaten ben de. Şimdi çocuk yarın karnesini aldığında aile önce şunu düşünecek. Bu üç saç ayağının kendi bölümümü gerçekten nasıl yaptım? Kesinlikle. Yani ne kadar bunu yaptım? Onu düşünüyor mu sizce her anne baba? Düşünmüyor aslında. Ne diyor biliyor öğrenci musunuz? Öğrenciye yüklüyorlar. Herkes öğrenciye yüklüyor. Çocuk bu yaşa gelene kadar birinci sınıfsa bile en küçük kademedeyse bile siz birinci sınıfa gelene kadar nasıl bir ebeveyn oldunuz? Ona tam olarak hani diyorum ya her şeyi modelleyerek öğrenir çocuk. Neyi modelledi ya da neyi modelleyemedi? Mutlaka eğer çocuk bir davranışı yapmıyorsa o ailede o tutum eksiktir. Kesinlikle çok doğru şeyler söylüyorsunuz aslında. Ama önemli olan bunların uygulanabilirliği. Pratikte bilip de uygulamamak da kötü değil mi? Bence... Ben şunu gördüm de o yüzden söylüyorum. Benim çocuklarım için akıl veriyorlar. Şöyle yap, şöyle yapsın, böyle yapsın. Kendi çocukları var. Yetişmiş, üniversite çağına gelmiş. Ama sen niye uygulamadın diyorum o zaman bunları. Tamam bizden geçti artık diyor. Önemli olan uygulayabilmek. Bir şey söylüyordunuz. Ya ben diyorum ki yani bir şeyi fark ettiyse görmezlikten gelemez hiç kimse. Yani fark ettiğin an değişim başlar deriz ya hep. Yani bir şey şu an mesela beni dinliyorlarsa gerçekten sizin bu çocuğunuzun başarıdaki rolünüz çok büyük. Aynı fikirdeyim. Buna inanacaksınız ve diyeceksiniz ki
ben neyi eksik yaptım, neyi farklı yapabilirdim? Biraz da ne ekersen onu biçersin. Öyle. Mesela şey, işte çocuk yalan söylemesin, çocuk sorumluluğunu tam alsın, bir söylemeden ders çalışsın. E şimdi diyorum ya, oturma odasında çok güzel bir hayat var. Çocuğa diyorsunuz ki gidin, git odana ders çalış. Çocuk sizi özlüyor tüm gün. Yanınızda olmak istiyor. Eğlence zaten beyin haz duygusuna daha meyillidir. Bir şey izliyorsanız televizyonda, o da katılmak istiyor. Sesi gidiyor. Mesela velilerime diyorum ki siz televizyonu seyrediyorsunuz. Yani neden seyrediyorsunuz? E dinleniyoruz. E çocuğunuz dinlenmek için belki de bu yolu seçiyor. Doğduğundan beri şunu öğreniyor olabilir çocuk. Hani 3 yaşında, 2 yaşında. Anne baba çalışır, eve gelir, yemek yenir, uzanır, televizyon seyredilir. Çocuk okula başladı, bütün gün yoruldu, eve geldi, yemek yedi, uzanıp televizyon seyretmeliyim. Sizin küçüklüğünüzde de durum farklı mıydı yoksa aynı mıydı? Aynı durum mevcut muydu? Hani daha sorumluluk sahibi çocuklardık. Neden? Çünkü dayanıklılığı da öğrendik. Onu özellikle sordum size. Çünkü evet, bugünlerde bu tür ayrıştırmaları yapabilmek elbette ki kendi çocukluğundan da insanın çıkardığı derslerle, hatalarla, doğrularla ya da diğer arkadaşlarıyla tabii olan karşılaştırmaları açısından. Görebiliyorum yani, ama hiçbir zaman eleştirmiyorum. Çünkü bizim kuşakla şu anki kuşağın davranışı ve tutumu çok farklı. Ben anne babalara diyorum. Yani anne babalar bizim çağımızda genelde yaşamış olan hani kuşak. Yani sizin çocukluğunuza şöyle bir bakın. Anne babanız neyi farklı yapıyordu? Daha geniş bir aileydiniz. Çok teknoloji hayatınızda yoktu. Oturup aynı odada ders çalışıyordunuz. Hiç teknoloji yoktu. Anneniz örgü örüyordu. Siz onun yanında ders çalışıyordunuz. Aynı ortamı paylaşıyordunuz. O huzuru, o sıcaklığı alıyordunuz. Bunun yanında şöyle bir şey var ki dayanıklılığı öğrendik biz aslında. Anne baba bir şeyle mücadele etmeyi öğretti. Bunu da model alır çocuk. Şu anda mesela anne babalar şey diyor, yok aman söylemeyeyim, canı sıkılmasın, çok büyük sıkıntı yaşıyor olabilir, hayatında stres olabilir, işinde problem olabilir ama bunu çocuğa hiç kimse yansıtmıyor. Yansıtın demiyorum, stresinizi yansıtmayın. Çocuğa neyle mücadele ettiğinizi ve nasıl mücadele ettiğinizi gösterin. Ya bizim mücadele gücümüzle yeni neslin mücadele gücü arasında doğal olarak bir fark var. Teknolojiyi kötülüğümden söylemiyorum ama televizyon yoktu. Bir gündüz saatlerinde bahar havası girsin diye cam açılır, polis radyosu çalardı. Onun eşliğinde anne temizlik yaparken çocuk da kendi işiyle ilgilenirdi. Bulaşık makinesi yoktu, her şey elde yıkanırdı. Çamaşır makinesi daha vardı, merdaneliydi, yeni yeniydi. Biraz daha eskiye gittik ama durum böyleydi. Yani kendi işini kendin görüyordun, bunu da görüyordun. Şimdi çocuklara baktığımız zaman yeni nesil teknolojik anlamda her şeyin daha rahatına, lüksüne sahipler. Mücadele güçleri de bir zorlukla karşılaştığında direnci daha düşük oluyor, kırılgan oluyor. Yani işte o dayanma ve o dediğiniz ya direnç, hani mücadele etme, pes etmemeyi de modeller çocuk. Şimdi aileye bakıyor, hiç böyle bir şey görmüyor. Çünkü aile yansıtmıyor. Aman okusun o. Şimdi mesela yurt dışında başarılı, hayat başarısı olan çocuklara bakmışlar. Acaba ebeveynleri neyi yapıyor ya da neyi yapmıyor diye ev işi yaptırıyorlar mesela. Genel olarak. Aa, ne kadar güzel. Tabii tabii. Yaptırılması, o sorumluluk vermek. Sorumluluk yani aynen. Yani çocuk ailede, şimdi babalar mesela anneye destek oluyor mu? Olmuyor. Ben çalışıyorum, genel olarak söylüyorum. Bakın kesinlikle kimse yanlış anlamasın. Ne oluyor? Aileler, genelde babalar çalışır gelir, anne daha çok hani ev işlerinde daha hakimdir. Çocuk diyor ki, baba çalışır ve oturur. Anneye destek olmaz. Evde hiç sorumluluğu yoktur. Şimdi ev sorumluluğunu görmeyen çocuk ev sorumluluğu alır mı? Almaz. Ödev nedir? Ev sorumluluğudur. Elbette. Yani bunların hepsi çok geniş. Ne yapmalı? Ne yapmalı peki? Evde beraber bir ekip gibi mutlaka beraber hareket etmeli. Kitap okumuyor benim çocuğum. Peki, en çok karşılaştım. Hocam benim çocuğum kitap okumuyor. Öyle mi? Tamam. Siz okuyor musunuz? Yok. Yani ben sevmiyorum. Tamam, çocuğunuzun sevmeme lüksü yok mu? Yani okuması gerekir. Çünkü başarılı olması lazım bu konuda yani. Okursa iyi olur. Tamam, peki bunu nereden öğrenecek? Siz doğduğundan beri kitap okudunuz mu çocuğunuzun önünde? Okumadım. Bunu nereden modelleyecek çocuk?
Değil mi? Modelleyememiş ve öğrenememiş. Bu zaten kadar basit. Zaten işler acısı bir durumdayız kitap akşamları okuma. Evet yani mutlaka böyle ben mesela şey öneriyorum. Kitap okuma saatleriniz olsun 10-15 dakika. Halbuki velilerim benim aileler ellerinde telefonla bir köşede işte telefona bakarak zihinlerini boşaltıyorlar. Herkesin derdi. Sonra çocuğa diyorlar ki sürekli telefondasın git ödevini yap falan. Evet, evet, evet. Peki diyorum ki siz telefona bakıyor musunuz? Hocam ben haber okuyorum ya. Haber okuyorum ben şeye bakmıyorum ki o oyun oynuyor. Peki oyun oynamakla haber okumak arasındaki fark nedir? Sonuç olarak siz o vaktinizi elinizde telefona geçiriyorsunuz. Çocuğunuz da elinde telefonuna geçiriyor. O oyunu oynuyor, siz haber okuyorsunuz. Bir de haberi 3 kere 4 kere okumanın anlamı ne? Kaç dakikada okunabilir haber? Yok, o da bir şeylere bakıyordur muhtemelen. Mutlaka. Yani hani oyun oynamakla haber okumak arasında hiçbir fark yok. Sonuç olarak siz de telefonla bence vakit geçiriyorsunuz. Bence arkadaşlarının nerede, hangi mekanda çektiği fotoğraflara bakıyordur. Yemek olabilir bu. Evet, yani kendinize bakın önce, çocuğunuzu sonra eleştirin diyorum ben. Ya siz... az önce de başlarda da örnek verdik ki o kötü alışkanlıkları yapıyorsun, çocuğuna sen yapma diyorsun. Evet. Telefon, tablet elinde oynuyorsun, en güzel şeylere bakıyorsun, çocuğun da kıyıdan köşeden bakıyor, sonra o da istiyor, sen yapma diyorsun, kötü olduğunu anlatıyorsun. Yani bu biraz çekişmeli, sürüncemeli bir şey. Hocam şimdi birazdan Burcu adında bir çocuğumuz var, onu programımızın son bölümünde birkaç dakika ekranlara getireceğiz. Görüşünüzü alacağız ama şimdi semester tatili de başlıyor. Onu yapma, bunu yapma dedik ama ailelerin de beraber güzelce yapabileceği şeyler var. Bu tatil dönemi 15 gün nasıl geçirilmeli? Vallahi o kadar çok söyleyeceğim şey var ki tatil döneminde öncelikle sormuşken oradan başlayayım. Çünkü bir de okul ayağını atlamak istemiyorum. Öğretmenler de hani bilsinler, sorumlulukları istiyorum. Tatil döneminde çocuklar dinlensin. Gerçekten zor bir tempodan çıktı. Birinci sınıfı var, 12. sınıfı var. Ortaokul grubu var, TEOG grubu var. Yani hani karne alan öğrenci profili çok geniş. Şimdi tabii TEOG grubu var. TEOG grubu 15 gün boyunca hiçbir şey yapmadan da bakanımız ödevi yasakladı yine bu sömestirden ödevi verilmesini. Yasaklamadı da tavsiye etti. Evet yani verilmesini istemiyor diyelim. Haklı da. Ama tabii bunun yanında çocukların 15 gün boyunca hiç kitap defter açmadan çantayı bir köşeye atıp giderken almasını da ben önermiyorum. Mutlaka şöyle çok kısa kısa dönemin tekrarını yaparak soru çözüm yapabilir ortaokul ve lise grubu. İlkokulda da mesela küçük kaslar çok çabuk geriler. Onun için çok hafif böyle yazma çalışmaları. Gün çok uzun. Hani 1-2 saat, 1 saat bile olsa çok büyük kârdır. Okuma çalışmaları yapsın ilkokul dönemindeki çocuklar. Yazma çalışması yapsın. Ortaokul TEOG grubu da ihmal etmesin. Mutlaka şöyle dönemi 20 soru en azından her ders için günlük çözmeye dikkat etsinler. Zaten YGS ve LYS grubu 15 gün boyunca hani yoğun tempoda da çalışmasınlar. Çok da boşlamasınlar. Tatil olsun, eğlenme olsun, dinlenme olsun hayatlarında, gezme olsun. Bunun yanında da ders de olsun diyorum ben. Ama şuna da lütfen çok dikkat edelim. Mesela çok geç saatlere kadar oturup, çok geç saatlere kadar uyup günü yok etmesinler. Yani çünkü ders çalışarak şimdi ne oldu? Düzenleri şaşacak. Sabah erken kalkıp okula gidiyordu. Sınav grubu özellikle. Şimdi geç saatlere kadar ders çalışıp bütün gün uyumak da doğru değil. Yani çok geç yatmasınlar. Sabah çok da geç kalkmasınlar. Sevdiği şeyleri de yapsınlar. Ne kadar böyle arada konuştum değil mi yani? Hissetmesinler. Evet. Şimdi el kasları dediğiniz de çok önemli. Evet. Şimdi bizim de sürekli yazmamız gerekiyor ama genelde bilgisayar üzerinden yaptığımız ve telefonda da parmak dokunuşları da yaptığımızda gerçekten yazı yazmamız gerektiğinde elim ağrıdan duramıyorum. Uzun yazı yazmak çok zor. Bu minicik ellerde daha fazla kendisini hissettirebilir. Minikler biraz daha fazla yazın. Şu Burcu'ya, yavrucağımıza, kızımıza bakalım. Adı Burcu, Sivaslı bir yoksul ailenin kızı. İlkokulu 4 yıl boyunca annesi yanında oturarak okuyabilmiş. Ortaokula geçince izin vermemişler annesinin sınıfa girmesine. Onlar da ilgili yerlere başvuruda bulunmuşlar Burcu için. Daha sonra Milli Eğitim Bakanlığı aracılığıyla da haftada 2 gün 3'er saat evde eğitim veriliyor Burcu'ya. Ne oluyor derseniz kaygı bozukluğu teşhisi konulmuş. Öğretmeni görünce nefes alamamaya başlıyor, burnu kanıyor, titriyor. Bunu defalarca denemişler ama olmuyor. Böyle de bir rahatsızlığı olan kızımız var. Bu derecede değil de daha hafif olan
kaygı bozukluğu olan miniklerimiz, yavrucaklarımız da var. Söylemek istedikleriniz var mı tavsiye anlamında? Tabii ki. Çok üzüldüm. Çok tatlı. Mutlaka bir uzmana danışsınlar. Hani gidiyorlar zaten. Gidiyorlar. Bir çözüm bulunamamış ama. Ama ben de hani destek olabileceğim bir şey olursa gönüllü gerçekten isterim. Çünkü çok üzüldüm. Çok tatlı. Şöyle okul fobisi diye bir gerçek var. Muhtemelen Burcu çok otoriter bir öğretmen tarafından ilkokul döneminde hani böyle bir deneyim yaşamış. Belki de özgür öğrenme güçlüğü, dikkat eksikliği mi var? Hani okuyamamış, sonra da üstüne baskı, otorite olunca da böyle bir fobi geliştirmiş olabilir, okul fobisi geliştirmiş olabilir. Ve bu da hani kaygı bozukluğuna gitmiş olabilir. Her zaman diyorum ya hani beyin çok gelişmiş. Beyin diyor ki sen okula gittiğin anda işte bunları yaşayacaksın ve ne yapıyor? Kendini hastalandırıyor fiziksel olarak. Böyle bir şey olabilir ama dediğim gibi mutlaka hani evde olması değil de ben okulda olmasını isterim. Kesinlikle. Neden? Çünkü sosyalliği evde veremezsiniz. Mutlaka. Akranlarıyla yaşaması gereken şeyleri evde veremezsiniz ama mutlaka bir bildikleri vardır. Benim de destek olabileceğim bir şey olursa mutlaka çok istiyorum Burcu'yla iletişime geçmeyi. Çok teşekkür ederiz. Bununla ilgili olarak da bir girişimler yaparız, ilgileniriz. Tabii teşekkür ki. Ediyoruz verdiğiniz böylesi bir destekten dolayı. Ama baktığınız zaman ortada normalde bir şey yok. Sadece öğretmenle karşılaşıldığında ortaya çıktığına göre bir fobi oluşmuş, kaygı bozukluğu oluşmuş. Var tabii ki. Yani şimdi mesela öğrenci başarı ve başarısızlığında üçüncü ayak öğretmen. Yani öğretmenin tutumu, nasıl anne baba tutumu var? Aşırı otoriter, aşırı işte baskıcı anne baba tutumu, aşırı işte serbest, hiçbir şekilde kural koyamayan anne baba tutumu. Öğretmenin de aynı şekilde tutumları vardır. Aşırı otoriter öğretmen, mesela çocukta ciddi özgüven eksikliği yaratabilir. Öğrenmeye ve eğitime karşı isteksizlik yaratır. Mesela şeyi çok rahat ben gözlemlerim. Artık hadi bu yılların deneyimi diyeyim okulculuktan gelen. Çocuk mesela şeyde 5. sınıfta sorumluluğunu yapmıyor. Okulda hiç kural bilmiyor. Uymuyor kurallara da. Şey diyorum, bunun öğretmeni büyük ihtimalle çok otoriterdi. Şimdi 4 yıl çocuğu sıktı. Çocuk iç denetiminden, iç motivasyondan dolayı değil de tamamen dıştan gelen bir etkiyle sorumluluklarını aldı. Sonra çocuk öğretmenden uzaklaştı, otorite bitti. Evet. Otorite bitti, ortaokula geçti. Bir sürü branş öğretmenine geçti. Otorite yok artık. Rahatladım, her şeyi bırakabilirim. Yani iç denetim oluşturmak lazım. Siz istediğiniz kadar öğretmen olarak dışarıdan baskı kurun. Çocuk onu 4 yıl boyunca yapacaktır, sonra bırakacaktır. Kesinlikle. Bir de öğretmenin... Son bir cümle alacağız sizden. Son bir cümle. Çok çabuk bitti. Niye öyle oldu yine? Şöyle, öğretmenler de öğrenme stillerine uygun ders anlatmaya dikkat etsinler başarı için. Şimdi tatilde de karneye baktığında aileler çok rica ediyorum. Eğer kötüyse oturup bir düşünsün. Ben şimdiye kadar neredeydim? Eğer okula giremiyorsa, imkanı yoksa, köy okuluysa, internet yoksa bir gidip de şöyle sormadınız mı? Ya benim çocuğum yazılıları kaç? Benim çocuğum iyi mi? Nasıl? Sormadınız. Son karne gününü mü bıraktınız hesaplaşmak için? O yüzden karne sadece çocuğunuzun karnesi değil, sizin de karneniz. Kesinlikle. Oturup neleri farklı yapabileceğinizi düşünün ve çocuğunuzu lütfen yıpratmayın. Ödül olarak da çok büyük ödüllere gitmeyelim. Çocuklarımız dinlensin ama tamamen eğitimden uzak olmasın. Bunları öneriyorum ben. Ağzınıza sağlık diyorum. Çok çok önemli tavsiyelerde bulundunuz. Profesyonel koç eğitmeni, öğrenci yaşam koçu Melike Seylan bizlerle birlikteydi. Tatil öncesinde o kadar güzel tavsiyelerde bulundu ki unutmayın, o öğrencinin karnesi, sayın veliler, sizin de karneniz. Piyasaların notlarına bakma zamanı. ALB Forex Araştırma Yönetmeni Mustafa Gözeder telefon attığımızda. Mustafa Bey, günaydınlar efendim. Günaydın Selim Bey, yayınlar. Çok çok teşekkürler. Hemen sizin bilgilerinizle birlikte izleyicilerimizi de piyasalar nezdinde bilgilendirmek isteriz. Buyurun efendim. Evet, yurt içinde ekonomi takviminin sakin olduğu haftada biraz Amerika'ya odaklandık. Orada en son açıklanan TÜFE verilerinin oldukça iyi gelmesi, en azından beklentileri karşılaması Amerikan ekonomisinin güçlü seyrini koruduğunu söylüyor ki bu
bu tezi dün akşam saatlerinde konuşan Fed Başkanı Yellen'da doğruladı. Amerikan ekonomisini Fed'in, Amerikan Merkez Bankası'nın koyduğu hedeflere yaklaştığını, dolayısıyla kademeli faiz arttırımının yerinde olduğunu kaydetti. Bunun dolar indeksini ve Amerikan dolarını desteklediğini görüyoruz. Tabii bu dolar TL'ye de yukarı yönlü hareket olarak yansımış durumda. Sadece TL'de değil altında da bunun yansımasını görüyoruz. Altın onsu 1200 doların üstüne kadar çıkmıştı ama buralarda tutunmakta zorlandığını görüyoruz. Özellikle Amerikan dolarının güçlenmesiyle. Bunun dışında takip edecek verilere baktığımızda bugün Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı açıklanacak. Toplantısı yapılacak. Herhangi bir değişiklik beklenmiyor faiz tarafında ama Draghi'nin özellikle İtalyan bankaları ve Brexit konusunda yapacağı açıklamalar takip edilecektir. Onun ötesinde yarın bizim için büyük gün aslında. Biliyorsunuz Amerika'nın yeni başkanı Donald Trump görevi devralacak Obama'dan. Görevi devralma sırasında yapacağı açıklamalar da önemli olacaktır. Burada sarf edeceği sözler uluslararası piyasalar hakkında ve korumacı ticaret politikaları hakkında özellikle forex piyasalarında sert hareketler yaratabilir. Selim Bey. Zorlu Bey, ağzınıza sağlık efendim. Çok çok teşekkür ediyoruz aktardığınız bilgiler için. Yarın haftanın son işlem gününde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Teşekkürler. Sağ olun, var olun. Güne bakışta artık son dakikalarımız. İstanbul'dan ve Ankara'dan gündeme dair bugünün başlıklarını ve ayrıntılarını öğreneceğiz. Ankara'da Sıla Aksaç, İstanbul'da Nilüfer Endek bizi bekler. Önce Ankara, günaydın Sıla. Selim Bakal, günaydın. Meclis Genel Kurulu'nda ikinci tur görüşmelerine başlanan anayasa değişikliği teklifinin ilk 7 maddesi kabul edildi. Ana muhalefet milletvekilleri görüşmeler sırasında 1 dakika ayakta durarak teklifi protesto etti. Öte yandan teklifin 6. maddesi oylanırken çıkan gerginlik üzerine oylama yenilendi. Mecliste görüşmeler bugün de devam edecek. Siyasetin programında neler var? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Beştepe'de 35. muhtarlar toplantısında konuşacak. Erdoğan Başbakan Binali Yıldırım, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı da ayrı ayrı kabul edecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, istinaf mahkemeleri değerlendirme toplantısına katılacak. Ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Davos'ta süren Dünya Ekonomik Forumu kapsamında G20 gündemi yeni büyüme yolu planlaması oturumunda konuşacak. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, birazdan tarım sigortaları havuzunun 2017 uygulamaları konusunda basın toplantısı düzenleyecek. TÜİK, Aralık ayı Bina İnşaatı Maliyet Endeksini açıklayacak. Dış gelişmelere de bakacağız. Kıbrıs sorununa çözüm bulmak için geçen hafta İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenen uluslararası konferans bu hafta Mont Pelerin kasabasında sürüyor. Görüşmelere garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan, İngiltere ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Kıbrıs Rum kesiminden uzmanlar katılıyor. Gelişmeler haber merkezimize ulaştıkça bültenlerimizde aktarmaya devam edeceğiz. Selim Bakal. Teşekkürler Sıla. Hemen dönelim İstanbul'a. Nilüfer Endeki bizi bekler. Nilüfer, günaydınlar. Söz sende. Selim Bakal, İstanbul'dan günaydın diyelim ve geceden yansıyan haberlerle başlayalım. İstanbul polisi Ok Meydanı'nda helikopter destekli terör operasyonu düzenledi. 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada çok sayıda örgütsel belge ele geçirildi. Polisin şüphelilerden birinin canlı bomba olabileceği şüphesi üzerine yoğunlaştığı belirtildi. Maltepe'de benzin istasyonuna gelen bir kişi elindeki bıçakla istasyon çalışanını rehin aldı. Rehine saldırganın bir anlık dalgınlığından faydalanarak kaçtı. Kısa sürede olay yerine gelen polisler zanlıyı ikna ederek polis merkezine götürdü. Haberlerin ayrıntılarını ekranlarınıza getireceğiz. Ortaköy'de gece kulübüne saldırı düzenleyen teröristin sorgusu devam ediyor. Bu kapsamda teröristin saldırı yapacağımız kesinleşince Rakka'dan bağlantı kurduğum Emir gece kulübünün içinden görüntü gönderdi. Bu görüntüyü tekrar izledim, saldırıya başladım dediği öğrenildi. Söz konusu görüntüyü ve ayrıntıları gün boyu haber bültenlerimizde paylaşmaya devam edeceğiz.
ve bugün İstanbul'da kuvvetli Poyraz etkisini gösteriyor. Bu nedenle İstanbul Deniz Otobüsleri bazı dış hat seferlerini iptal ettiğini duyurdu. Yola çıkacak vatandaşlarımızı tedbirli olmaları konusunda uyarmış olalım. Rutin gündemi de aktaralım. Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Pendik Tersanesi'nde İstanbul